Defteriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Ocak'ta Türkiye saatine göre gece 22.20'de 20 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay beraber ay tutulması yaşayacağız. Evet ay tutulmaları gökyüzündeki en önemli gezegen hareketleridir. Güneş tutulmaları ile beraber hayatımızda daha kadersel etkiler ortaya çıkarırlar ve önemli dönüşümleri, değişimleri tetiklerler. Ay tutulmaları biraz daha duygusaldır. Çünkü ay bizim için astrolojide duygularımız, ruhsal ihtiyaçlarımız, iç dünyamız ve yakınlarımızla ilgili konuları işaret eder ve ayın tutulduğu dönemlerde bizi duygusal olarak etkileyecek konu ve kavramlar hayatımızda biraz daha belirgin olur. Üstelik bu tutulma yengeç burcunda olacak. Yani ayın kendi yönettiği burçta olacak ve yengeç burcu temaları da zaten hayatımızda duygusal konular. Yuva, aile, ebeveynler, güvenlik, barınma, beslenme, vatan, millet, yurt gibi konuları işaret eder. Ve bu alanlarda biraz daha bireysel ve toplumsal olarak etki altında olacağımızı söyleyebiliriz. Evet, tutulmalar güçlü dolunaylardır. Ve etkileri sadece o ayla sınırlı değildir aslında. Birkaç ay gündemimizi önemli ölçüde etkilerler. Ve en güçlü etkilerini tabii ki tutulma haftasında da gösterebilirler. Bir ay sonra yani Şubat ortalarında da biz bu tutulma enerjilerini deneyimleyebiliriz hayatlarımızda ve tutulmanın meydana geldiği zodyak derecesine göre kişisel haritalarımızdaki yerleşimlerimize göre de bireysel hayatlarımızdaki etkilerini az veya çok tabii ki hissedebiliriz. Şimdi 20 derece yengeç burcunda meydana gelen bu tutulma sırasında gökyüzünde neler var onlara bir bakalım. Evet an haritasında yükselende Başak burcunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, yükselende Başak burcu var tabii ki Ay ile beraber Merkür de burada tutulmada söz sahibi oluyor ve tutulma sırasında Ay haritanın 11. evinde yerleşiyor. Yengeç burcunda tam karşıt aksında Oğlak burcunda önemli bir gezegen gruplaşması var. 20 derecede Güneşle beraber tam derece kavuşumda Merkür Güneşle birleşmiş. Yine Oğlak burcunda Satürn ve Plüto var. Tam kavuşumda satürn Plüto kavuşumu zaten 2020'nin en önemli gezegen hareketi. 12 Ocak'ta tam dakika olarak kavuşacaklar. Ama tabii ki bu tutulma aslında satürn Plüto kavuşumunun da o güçlü enerjilerini daha görünür hale getirecek. E, ve Jüpiter Oğlak Burcu'nda Güney Düğüm e, yakınlarında zaten bu e, tutulma aksı biraz daha bizi Oğlak Yengeç temalarında yakınlarımız, ailemiz... Kariyerimiz, toplumdaki statümüz, aile ve kariyer alanındaki görev ve sorumluluklarımız arasındaki kutuplaşmalar alanında biraz fazla etkiliyor. Buralarda e, hayatımızda baskılarla, zorluklarla e, bizi karşılaştırıyor diyebiliriz. Satürn ve Plüton'un e, tam güneşle birlikte olması, kavuşması ve Dolunay'da e, ayın karşısında olması e, hayatımızda yoksunluklar, Kısıtlamalar, sıkıntılar, e, bitişler, sonlanmalar, dönüşümler ve ölümle ilgili temaları da aslında e, gündemimizi alıyor. Bir yandan geleceğimizle ilgili kaygılarımız var. Bir yandan kişisel alanımız, güvenliğimiz, ailemiz, yuvamız ya da vatanımız, Hani daha milli konularla ilgili kaygılarımız, endişelerimiz var. E, Oğlak Burcu... Yönetimi anlatır, liderleri, güç faktörü, otoriteyi yönetir ve bu kadar etkileşimin oğlakta olması, ayın karşısında olması aslında güç temasının, otorite kavramının üzerimizdeki duygusal baskısını da anlatıyor. Yani gücün çok güçlendiği bir dönemdeyiz ve gücün güç kavramının çok fazla öne çıktığı bir dönemdeyiz. E, otoritenin üzerimizdeki baskısının ee, çok öne çıktığı bir dönemdeyiz ve çoğu zaman buna karşı koyma, hani engelleme e, şeyimiz de yok e, şu dönemde. E, Gücümüz de yok. Yani biz biraz burada baskı altında hissediyoruz kendimizi. Bu hayatlarımızda tabii ki az veya çok yansıyabilir. Kişisel ya da toplumsal alanlarda, kolektif alanda da biz bunu hissedebiliriz. Çünkü tutulmalar, güneş tutulmaları, ay tutulmaları kolektif alanda asıl etkilerini daha fazla gösterirler. Biz de bireysel olarak kişisel haritalarımızın aldığı etkiye göre bunu az veya çok hissederiz. Dünya üzerinde, toplumlar üzerinde de şu anda büyük güçler, devlet, yöneticiler, liderler, büyük sistemler, maddi ekonomik düzen, yönetimsel sistemlerin büyük bir gücünü, baskısını, hatta aşırı bir acımasızlığını, kararlılığını üzerimizde hissedebiliriz ve bunlar tabii ki aslında özünde çok önemli farkındalıklar, çok önemli hayat içerisinde düzen değişimleri, sistem değişimleri gibi önemli durumları da tetikliyor. Son iki yıldır aslında Satürn pürütü Oğlak Burcu'nda yavaş yavaş birbirlerine yaklaşan açılar içerisindeydiler. Şimdi bu açı tam netleşti. 2020 bu yüzden çok önemli. Bu ay tutulması da bu nedenle çok önemli. İşte bu her ne olup bitiyorsa biraz daha görünür hale geldiği gücün, otoritenin, yönetimin tüm dünya üzerinde, toplumlar üzerinde baskın bir şekilde kendisini ifade ettiği ve o kararlılığının o acımasız baskısının otoritesinin hissedildiği ve sonuçlarının bir şekilde ortaya çıktığı da çok önemli bir dönemde olduğumuzda söyleyebilirim Aslında Peki bu kişisel olarak bizi nasıl etkileyebilir kişisel olarak bizi nasıl etkileyebilir Öncelikle hepimiz az veya çok etkilenmekle beraber bazı burçlar daha çok etkileniyor Tabii ki önce burçlarımız yani oğlak yengeç terazi ve Koç burçlarımız birinci etkiyi alan burçlar özellikle 20 derece ve yakınlarında güneşi olanlar Bu ne demek Hani doğum günleri yengeç burcu olarak baktığımızda 1 20 Temmuz arası olan yengeç burçlarımız biraz daha fazla etki alırken en fazla belki 5-15 hani Temmuz'u alabiliriz burada. Onlar çok güçlü şekilde etki alıyorlar. 5-15 Ocak arası doğan oğlak burçlarımız yine 5-15 Ekim arası doğan terazilerimiz 5-15 Nisan arası doğan e, koç burçlarımız. En fazla güçlü etkiyi bunlar alıyor. Yükselen burçları da yine öncü burçlarımızın 20 derece ve yakınlarında olan kişiler yine bireysel olarak çok güçlü etkiler alabilirler. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 20 derece ve yakınlarında öncü burçlarda herhangi bir gezegeniniz varsa yine bireysel olarak o gezegenin temsil ettiği konularda bu baskıyı, bu güçlü baskıyı, dönüşümü tamamlanmaları hissedebilirsiniz hayatınızda. Evet şimdi ailevi konular, yuva temaları anne baba ebeveyn konuları beslenme konuları, barınma konuları genel güvenliğimizle ilgili alanlar önemli etkiler alacaklar. Tabii aile deyince bu kadar da gezegen oğlak burcunda olunca biraz aile büyükleri hayatımızdaki daha hani yaşça olgun kişiler, ebeveynler, ve ee, onların hayatlarında olan dönüşümler olabilir. Bizim onlarla ilgili sorumluluklarımız, görevlerimiz olabilir. Hayatın genel döngüsü ve gerçekleri var. Bitişler, sonlanmalar olabilir. Tabii ki bu bizi duygusal olarak zorlayabilir. İş alanlarımız, aile işi gibi konular daha fazla gündemde olacak. Bazı aile işlerinde dönüşümler olabilir. Bitişler, tamamlanmalar olabilir. Yengeç deyince yaşadığımız alan tamamen evimiz oluyor. Yani evimizle ilgili bitişler, sonlanmalar, taşınmalar, yer değiştirmeler, emlak satmak, almak gibi temalar. Hani bunlar hayatlarımızda değişik şekillerde tezahür edebilir. E, aileyle ve emlakla alakalı konular, tabii ki miras ve benzeri e, yine yakınlarımızla ilgili e, konuların e, tezahür edebileceğini de bize gösterebiliyor. E, anne çocuk ilişkileri, yine beslenme, barınma. Ebeveynlik gibi konular hayatlarımızda bir şekilde gündemde olabilir ve onlarla ilgili yine farkındalıklar ya da dönüşümler içerisinde olabiliriz. Bunlar genel etkilerimiz ve dolunaylar ve ay tutulmaları Ocak ayı içerisinde, 10 Ocak ve yakınlarında ya da Şubat ayının özellikle ortasındaki dönemde bireysel hayatlarımızda güçlü bir şekilde kendini gösterebilir sevgili takipçilerimiz. Şimdi burçlarınıza ve yükselen burçlarınıza göre de genel olarak etkilerini kısa kısa söylemek istiyorum. Haftalık ve aylık yorumlarımızda da zaten bu etkilerden bahsediyoruz. Onları da lütfen takip ediniz. Evet, Koç burçlarımız ve yükseleni Koç olanlar. Öncü burçlar çok etki alıyorlar ve siz de tabii ki etki alıyorsunuz. 20 derece ve yakınlarınızda özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da gezegenleriniz varsa kişisel haritalarınızda çok güçlü etkiler altındasınız. Aile konularında duygusal etkiler var. Ailenizdeki mesuliyetleriniz ya da kariyer hayatındaki görev ve sorumluluklar alanında biraz hani ikilemler, kutupsallaşmalar var. Bazılarınız otoritenin baskısını hissediyor. Evet, bitişler olabilir, iş değişimleri olabilir, iş bitişleri, emeklilik gibi konular ya da bir iş yerini kapatma gibi konular, taşınma gibi konular olabilir. Aile büyükleriyle ilgili biraz sizi zorlayabilecek gelişmeler olabilir, onların sağlıkları olabilir ya da sizin mesuliyetlerinizle ilgili baskılar olabilir. Tüm bunlar hayatınızda hani az veya çok e, gündemde olabilir. Gelecek kaygılarınızın arttığı bir dönemdesiniz. Ama değiştiremeyeceğiniz konular olabilir. Değiştiremeyeceğiniz konuların kadersin olduğunu lütfen kabullenin. Kabulleniş içerisinde olduğunuzda her şey hayatınızda çok daha kolay akacaktır sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Tutulmadan aslında olumlu etkiler alan burçlardan biri sizsiniz. 9. evinizdeki e, güneş tutulmasının ardından şimdi 10 Ocak'ta 3. evinizde meydana gelen ay tutulması hayata bakışınız, düşünceleriniz, fikirleriniz, e, genel olarak inançlarınız, felsefeleriniz tüm bu alanlarda bazı güçlü dönüşümler yaratıyor. E, bazı planlarınızı, programlarınızı, gelecekle ilgili hedeflerinizi değiştirebilirsiniz tabii ki. Duygusal baskıları biraz yakınlarınızdaki kişilerle ilgili hissedebilirsiniz. Özellikle yakınlarınız, kardeş ilişkileriniz, akraba ilişkilerinizle ilgili konular var devrede. Gerek onların yaşamlarında olan bazı dönüşümler, gerek sizin onlarla olan ilişkilerinizdeki sorumluluklar. Evet, bazı değişimler içerisinde ve belki bunlar bir süredir de devam eden gelen konular. Yakınlarınızla ilgili Özellikle aile ve yakınlarla ilgili herhangi bir konuda anlaşmazlıklarınız varsa, Hani bir mahkeme, bir dava konusu da olabilir. Sizin ya da eşinizin yakınlarıyla da bağlantılı olabilir. Evet bu davalar, hak arayışları, mahkeme gibi konuların da yine gündem oluşturabileceği bir dönemdesiniz. Birçok boğalar içinde aslında eğitim hayatları, yurt dışıyla ilgili konular, genel kariyerleri ve eğitim hayatlarıyla ilgili alanlarda da bazı ee, yeni projeler yeni fikirler yeni planlar var yeni anlaşmalar sözleşmeler var gündemde yolculuklar olabilir seyahatler olabilir ee, ve bunlar kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre tabii ki bazılarınız için biraz stresli bazılarınız için de daha şanslı keyifli oluyor ee, özellikle su burçlarında ve toprak burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa ve bunlar 20 derece ve yakınlarında ise sevgili boğalar o zaman daha şanslı etkiler altında olduğunuzu söyleyebiliriz tabii ki bu tutulmayla beraber. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar tutulma sizin para evinizde, ikinci evinizde. Şimdi parasal konularda bir farkındalık getiriyor size bu ay tutulması. Bütçenizle ilgili bir şeyleri öğreniyorsunuz. Kazançlarınız, gelir gider dengeniz gündemde. Ne kazanıyorsunuz, ne harcıyorsunuz ya da gelecekte önümüzdeki süreçte kazançlarınız alanında bazı farkındalıklar olabilir. E, tabii ki İş değişimleri olabilir. işten çıkmalar da olabilir. Burada bir bitiş enerjisi var çünkü. Bir tamamlanma var. Bu da tabii ki sizi maddi anlamda biraz kaygılandırabilir. Ama e, süre gelen kazançlarınızı nasıl harcayacağınız, nasıl yatırımlar yapacağınız içinde size önemli farkındalıklar verebilir. Bütçenizi düzenleyebilirsiniz. Daha ciddi e, belki planlı programlı hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Para evinizdeki bir dolunay, ay tutulması tabii ki size bir masraf da getirebilir. Beklemediğiniz bir harcama da getirebilir. Ya da hiç beklemediğiniz bütçenizle ilgili bir dönüşüm de meydana getirebilir. Yani hedef burada özellikle para konuları olacak. Herkes aynı oranda etkilenmiyor tabii ki. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle 20 derece ve yakınlarında öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa parasal stresler olabilir. Ama su burçlarında ya da toprak burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa o zaman parasal kazançlar da olabilir. Yani burada maddi anlamda keyifli ve kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz koşullarında oluşabileceğini unutmayın sevgili ikizler. Ve sevgili yengeçler, yükseleni yengeç olanlar. Sizin burcunuzdaki tutulma tabii ki en fazla sizi etkiliyor. Her şeyden önce yükselen burcunuz eğer 20 derece ve yakınlarındaysa, ve güneş burcunuzda 20 derece ve yakınlarındaysa bu durumda doğum gününüzün özellikle 5-15 Temmuz arası olması gerekiyor. O zaman bireysel olarak daha fazla etkileneceksiniz. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklarınız var. Ve bu kadar gezegen karşıt burcunuzdayken tabii ki ilişki dinamiklerinizde önemli kararlar verme aşamasındasınız. Ciddi olacağınız bir dönem bu. E, sorumluluklar almanız gereken bir dönem. Artık hayatınızda sorumluluk almanız gereken ilişkiler varsa bu konularda kararlı olacaksınız. Ama bitmesini istediğiniz ilişkiler varsa şimdi onların da bittiği bir dönemdesiniz. Eğer sizin iradeniz dışında bitiyorsa bu ilişkiler biraz duygusal olarak zorlanabilirsiniz. Bazılarınız karşınızdaki kişilerden çok fazla baskı altında olabiliyor. Yani bu partneriniz olabilir, eşiniz olabilir, hatta bir rakibinizdir ya da cidden bir düşmanınızdır. Açık düşmanlıklarla karşılaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Karşınızdaki kişilerin çok güçlü, kuvvetli olabileceğini unutmayın. Bu nedenle de kendinizi biraz korumanız gereken bir dönemdesiniz aslında. Davalar olabilir, mahkemeler olabilir, işbirliklerinde böyle önemli dönüşümler içerisindeyizsiniz. Özellikle yasal konulara, devletle bağlantılı her türlü konuya daha dikkatli yaklaşın. Çünkü onların da üzerinizdeki baskıları Artabilir bu süreçte. Genel sağlığınızın hassas olabileceğini unutmayın sevgili yengeçler. Dolunaylar, ay tutulmaları bedensel olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak bizi etkiler. Sağlık konularında da sizi etkileyebilir. E, bu şekilde hani bazı problemler yaşıyorsanız lütfen kendinize özen gösterin. Hemen gereken önlemleri almaya çalışın ve kendinizi çok fazla yormamaya çalışın bu süreç içerisinde ve sevgili aslanlar yükselen burcu aslan olanlar tutulma sizin 12. evinizde olduğu için çok da fazla etkilemiyor aslında yani biraz geri planda olan konularla alakalı biraz daha spiritüel ruhsal konularla alakalı bilinçaltınızla alakalı Tabii ki kendinizle ilgili önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz bir şeyler aydınlanabilir gizli olan konular açığa çıkabilir bazı sırları öğrenebilirsiniz ama gizli tuttuğunuz şeylere dikkat edin. Hani birilerinden özellikle sakladığınız, gizli gizli yaptığınız bir şeyler varsa bu tutulmada onların aydınlığa çıkabileceğini, ortaya dökülebileceğini unutmayın lütfen. Onlar bazı stresler yaratabilir tabii. İş hayatınız, günlük mesleğinizle alakalı konular, yanınızdaki kişiler, iş arkadaşlarınızla ilgili biraz zaman zaman baskılar hissediyorsunuz. Buralarda önemli dönüşümler, yapılandırmalar olabilir. Belki bir şeyleri de tamamlayacaksınız bitireceksiniz. Ee, ve bunlar hayatınızda ortaya çıkacak yenilikler için de bir ön hazırlık olacak. Zararlı alışkanlıkları bırakmak için de iyi bir dönemdesiniz. Unutmayın. İradeniz de daha güçlü olabilir bu dönemde. Artık bırakın sizin için gerekli olmayan alışkanlıkları, zararlı alışkanlıkları bırakın. Sağlığınıza biraz daha özen gösterin. Günlük hayatınızda daha disiplinli olun, planlı, programlı hareket edin. İş hayatınızda da sizi geliştirecek konulara odaklanın. O zaman her şey daha düzgün bir şekilde hayatınızda ilerleye bilir sevgili aslanlar. Evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Siz bir toprak burcusunuz. Su burçlarımızla beraber toprak burçlarımız aslında genel olarak e, bu ay daha olumlu etkiler alıyorlar ve tutulmadan da daha olumlu etkiler alıyorlar. Yengeç burcundaki ay tutulması 11. evinizde olacak. Birçoklarınız için aslında güzel mucizevi etkiler de getiriyor bu ay tutulması. Bazı projelerin sonuçlanması, bazı hedeflerinize ulaşmanız, bazı hayallerinizin, dileklerinizin gerçek olması mümkün. Tabii ki sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, aşk hayatınız gündem altında, mercek altında. Bazılarınız için çocuklarla ilgili konular. Hatta çocuklarınızın evliliği, eşi, çocuklarınızın çocukları, partner konuları, torunlar falan. Hani bunlar da gündem altında. Ee, bu dolunay işte bunları da hayata geçirebilir. Ee, hayatınızda güçlü dönüşümler meydana getirebilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 20 derece ve yakınlarında su burçlarında. Toprak burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa keyifli gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Ama önce burçlarda yerleşimleriniz varsa arkadaş ilişkilerinizde ve böyle duygusal ilişkilerinizde biraz stresler olabilir. Belki bir şeyler bitme noktasına da gelebilir. Bunu da kabullenmek gerekiyor bu süreç içerisinde. Ve finans konularında da çok fazla risk almamaya çalışın sevgili başaklar. Daha planlı, istikrarlı, güvenli hareket etmenizde fayda var. Ve sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar, siz bir öncü burçsunuz, tabii ki etki altındasınız. Ve yengeç burcundaki ay tutulması sizin 10. evinizde olacak. Ay tutulması sırasında toplum önünde bir anda dikkat çekebileceğiniz, parlayabileceğiniz çok önemli gelişmeler olabilir. Kariyeriniz burada etki altında alıyor olacak. Kariyerde dönüşümler de olabilir. Terfi, iş değişimi, görev değişimi, hatta ün, şöhret, başarı gibi alanlarda bazı hedeflerinize ulaşmanız da mümkün. Şimdi bu kadar gezegen oğlak burcunda olunca sorumluluklar da çok fazla. Gerek kariyeriniz alanında, gerek ailevi alanlarda bazılarınız ebeveynlerle ilgili biraz böyle sorumluluklar, kısıtlamalar altındasınız. Duygusal baskılar da hissedebiliyorsunuz hareket özgürlüğünüzün de azaldığını hissedebiliyorsunuz. Ama bu ay tutulması önemli farkındalıklar da verecek. En azından geleceğinizle ilgili hedef ve planlarınızı biraz daha açığa çıkaracak. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 20 derece ve yakınlarında özellikle gezegenleriniz varsa bu ay tutulması sizi çok güçlü bir şekilde etkileyebilir ve daha kadersel değişimler, dönüşümler özellikle kariyer hayatınızda gündeme gelebilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ay tutulması sizin için aslında keyifli bir açıda olacak. Siz de bir su burcusunuz çünkü. 9. evinizdeki bir ay tutulması, dolunay, e, akademik konular, hukuksal konular, yurt dışı ile bağlantılı bazı hedefleriniz, projeleriniz ya da hani kişisel eğitiminiz, e, büyük e, çevrelere e, ulaşmak için yaptığınız hani iletişimle ilgili projeleriniz, Çalışmalar, faaliyetler, sosyal medya, basın, yayın işleri, internet işleri ve bu alanda olabilecek konularla ilgili önemli açılımlar da getirebileceği gibi daha önceden başlamış bazı çalışmalarınızı tamamlamanızı, sonuç almanızı sağlayabilir aslında. Ee, yolculuklar var, seyahatler var bu tutunmayla beraber. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular daha fazla gündeminizde oluyor. Yakınlarınız, aileniz, kardeşler, komşular, bazen eşinizin yakınları, akrabaları, onlarla ilgili konu ve kavramlar da biraz üzerinizde zaman zaman baskı yaratıyor gibi, fikirsel ayrılımlar olabilir, çatışmalar olabilir, herhangi bir dava konusu olabilir hani yakınlarla alakalı, onların da belli bir ivme kazanabileceği, belli bir aşamaya geçebileceği bir dönemdesiniz. Bir eğitimin sorumluluğunu almanız mümkün veya bir ticari konuda adım atıp onun sorumluluğunu almanız mümkün veya devam ede gelen bazı şeyleri tamamlayıp sonuçlandırmanız da yine bu dönemde mümkün görünüyor sevgili akrepler sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlar Evet sizin 8. evinizdeki bir ay tutulması ikizlerle beraber sizi de en fazla para konularında etkiliyor olacak özellikle başkalarıyla paylaştığınız parasal kaynaklar hisseli paralar borçlar krediler miras sigorta prim nafaka. Yani bu alanlarda biraz etkiler var. Kişisel doğum haritalarınızın aldığı etkilere göre değişiyor. 20 derece ve yakınlarında. Su burçlarında ya da toprak burçlarında iyicil şanslı gezegenleriniz varsa o zaman para kazanabilirsiniz. Yani bir ikramiye, bir prim, bir burs kazanmak ya da beklediğiniz bir mirasın, bir tazminatın, bir nafakanın gelmesi gibi bir etki olabilir tabii ki burada. Çünkü özellikle son iki yıldır hani sizi meşgul eden bir konunun özellikle para konularında tamamlanması da mümkün görünüyor. Ancak kişisel haritalarınızda 20 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa koç, terazi, yengeç, oğlak gibi ve bunlar biraz daha hani manefik etkilerse para konularında stresler de olabilir. Baskı hissedebilirsiniz. Bir vergi borcu, bir tazminatın ödenme yükümlülüğü olabilir. Bir kredi borcunun söz konusu olması. Yani sizi zorlayan biraz hani para konularında baskı yaratan koşulların ya da ani bir masrafın gündeme gelmesi de mümkün görünüyor. Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar, siz de en fazla etkiyi alan en güçlü burçlardan birisiniz. Birçok gezegen sizin burcunuzda. Bu tutulma sırasında Satürn Plüto büyük kavuşumu da burcunuzda. Zaten hayatınızın değiştiği, dönüştüğü bir dönemdesiniz ama bir yandan da çok güçleniyorsunuz. Güçlü etkiler var. Otoriteniz artıyor, gücünüz artıyor, karizmanız yükseliyor. Bu tutulma aslında ilişki dinamiklerinizde bazı dönüşümleri tetikleyecek. Belki bir ilişkinizi bitirme kararı alacaksınız. Tamamlanıyor ya da bir ilişkinizle ilgili daha güçlü sorumluluklar alacaksınız. Tabii ki evlilik, yuva kurma gibi temalar olabilir. Ya da önemli bir işbirliği, anlaşma olabilir. Burada güçlü olan sizsiniz unutmayın. Yani inisiyatif alan, güçlü olan sizsiniz. Ay tutulmaları biraz bizi duygusal olarak etkileyebilir. Biraz sağlık konularında da etkileyebilir. Genel olarak sağlığınıza dikkat edin. Bu kadar önemli gezegen hareketlilerinin burcunuzda olması e, sağlığınızla ilgili hani ufak tefek konuların biraz artabileceğini de işaret ediyor. Gerekli önlemleri almanızda fayda var. Özellikle iskelet sistemi, kemik sistemi, dizleriniz, ağrılar, sızılar böyle kronik romatizma sorunları ya da dişlerinizle alakalı herhangi bir konu e, dolunayda daha fazla gündemde de olabilir tabii ki. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Doğum gününüz 5-15 Ocak arasıysa, yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel haritalarınızda 20 derece yakınlarında özellikle gezegenleriniz varsa, bu bahsettiğim etkilerin bireysel olarak daha fazla gündemde olacağını da bekleyebiliriz. Ve kovalar, sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar ay tutulması 6. evinizde bu tutulma gerek günlük hayatınız gerek iş ve çalışma koşullarınızda bazı dönüşümleri işaret ediyor yanınızda çalışan kişiler hizmet aldığınız kişiler evde hizmet aldığınız kişiler olabilir özellikle yardımcınız çocuğunuza bakan dadınız yani bunun gibi kişiler Oralarda bazı etkiler var. Sizi duygusal olarak biraz zorlayabilir. Beklemediğiniz konular olabilir. Belki işten ayrılmalar olabilir. Ya da onların hayatında bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin ama bir evcil hayvan da edinebilirsiniz tabii ki. Bu da söz konusu bu ay tutulmasıyla beraber. Ee, özellikle 12. evinizdeki güçlü gezegen hareketliliği şu dönemde ciddi farkındalıklar kazandığınız hayatınızın genel düzeninde iş konularınız olsun, ev hayatınız olsun ciddi radikal kararlar verip düzenlemeler yaptığınız bir dönemde olduğunuz işaret ediyor. Tabi sağlığınızla da ilgili bazı etkiler olabilir. Yengeç genel olarak bizim hayatımızdaki beslenmemizle, diyetimizle de alakalı olduğuna göre belki hani sağlığınızın iyileşmesi adına ya da hayat kalitenizin yükselmesi adına Böyle genel beslenmenizle ilgili, alışkanlıklarınızla da ilgili bazı kararlar verip dönüşümler yapacaksınız. Yani bu kişisel olarak az veya çok olabilir. E, kişisel haritalarınızı kontrol ediniz lütfen. Tutulma yengeç burcunda. O zaman 20 derece yengeç burcunda biraz daha hani gezegenleriniz varsa ve bunlar önce burçlardaysa etkilerin daha radikal olacağını da bekleyebiliriz. Ve gelelim balıklar ve yükseleni balık burcu olanlar. Yengeç burcu, su burcu. Siz de bir su burcusunuz ve yengeçteki hareketler size genel olarak olumlu yansır aslında. Ama bu tutulma biraz sert enerjiler barındırıyor. Biraz beşinci evinizin konularında e, duygusal stresler olabilir. Aşk hayatınızda acaba yolunda gitmeyen bir şeyler mi var ya da siz bir şeyleri mi fark edeceksiniz? Önemli kararlar da verebilirsiniz. Bitişler de olabilir ya da artık... E, duygusal ilişkiniz, romantik ilişkinizle ilgili daha güçlü be beklentiler altındasınız. Belki daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Çocuklarla ilgili konular var. Hamilelik olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu da hayatınızda bir sorumluluk getirecektir tabii ki. Çocuklarınızın geleceği, evliliği, belki çocuğunuzun çocuğu olacak. Bununla ilgili konular var. Biraz sosyal hayatınızda ayıklamalar yaptığınız bir dönemdesiniz. Bazı arkadaşlarınızdan ayrılabilirsiniz. Ya da daha önemli, daha güçlü çevrelere bu dönemde girebilirsiniz. İş içinde olabilir bunlar, özel hayatınız içinde olabilir tabii ki. Para konularına biraz dikkat edin. Çok fazla risk almamaya çalışın. Yani maddi konularda, para konularında güvenli adım atmamız gerekiyor. Öyle aşırı şansa güvenmemiz, e, güvenmek çok doğru olmaz. Her ne kadar dolunay sizin şans evinizde olsa da şu anda Satürn'ün, Plüton'un birçok gezegenin Oğlak burcundaki etkileşimi Biraz daha hayatımızda dikkatli, düzenli, sabırlı ve disiplinli hareket etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Ve bu tutulma sizi bir anda e, toplum önünde dikkat çeker hale de getirebilir. Bakın yeteneklerinizle yaptığınız çalışmalarla işteki projelerinizle veya herhangi bir böyle bir sanatsal yaratıcılığınızla bir anda sosyal çevrede dikkat çekip e, görünür hale gelebilirsiniz ve romantik alanlarda da hiç. O ummadığınız çok hızlı aşk hayatınızda da gelişmeler söz konusu olabilir tabii ki sevgili balıklar. Evet, çok güçlü bir ay tutulması hepimizi bir şekilde etkileyecek ve en önemlisi tabii ki toplumsal alanlarda düzen değişimleriyle ilgili önemli etkiler veriyor, farkındalıklar veriyor bu ay tutulması bize. Umarım hepimizin hayatlarına hayırlı etkiler getirir, güzel etkiler getirir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.